Neydi bu başlangıcımızın ismi? Ispanaklı. Kendi de bilmez. Heyecan var biraz. Normal. Ispanaklı yufkalar. Pervin diyor ki niye Türkçesi varken diyor İngilizcesi yazıldı diyor bu yemeklerin. Çünkü bu aslında İngiliz bir yemeğidir. Yani ben istedim size değişik bir tatlar tattırayım. Menüme de bu uyar. Ekseri Londra'da böyle veriliyor. Tamam Erda, şimdi bu İngiliz şeyidir dediğin değil. Prens Charles'ın en sevdiği evet, değil mi? Evet, tabii tabii gece yemedin uyumaz olmuş. Şey, cacığınla ne alakası var onu anlamadım ben. İstediğin Kıbrıs'tan bir şeyler atasın içine. Anacığım, anacığım diye Elizabeth'i kaldırırmış. 1200 odalı Westminster'da. Anacığım, anne benim ıspanaklı şeysim nerede diye. Ya ben de dedim tzatziki aslında verirler. Tzatziki mi? Tzatziki. Tzatziki de Rumların cacık versiyonudur bizim. Otellerde böyle veriyorlar Londra'da. Ben de dedim aynen. Rendelerler evet. Aynen. Sarımsaksız. Sarımsak var içinde koydum. Bunun. Evet. Allah Allah. Gelmedi mi sana? Hiç. Zaten şey sorabilir miyim? Rende olduğu önceden için şeyleri geç. Sulu oldu biraz evet, cacık. Vermedim. Kendiniz dadarsınız değil mi pişirirken size soruyorum. Tabii. Tabii ben de çünkü söylüyorum. Tadın lütfen yaparken. Evet. Tadına yani şey olmasın çünkü bana da hiç kesinlikle sarımsak gelmedi, tadı gelmedi. Aceleye gelmiş olabilirim. Sarımsak biraz daha etlemiş. Yani bende hiç yoktur. Sıfır. Ben de hiç almadım. Sıfır. Sıfır almadım. Değil ama cacığın istediği kadar sarımsak bence yok. Bilmem bende yoktur hiç. Ama sarımsak kullandığı da bellidir yediğin zaman. Evet ben o bellidir anlamadım. Yani. Ben anlamadım. Evet var ama az. Az. Hafif daha bir şeyi var ama. Gerçi ben de söyledim. Ama taze sarımsak mı bu toz sarımsak mı? Toz kullanıyorum. Aa. Ondan dolayı tadını veremedim. Benim de bir damak var. Normalde taze sarımsak olsaydı evet. Daha güzel ben olurdu. Ben de damak zevkim var. Daha yoğun olduğu ama için vurmuyor. Hiç olmadı. Sarımsak, sarımsağın bari tozunu kullanmasaydın be. Yani. Yufkayı kendim açtım ama. Ha. Sen bir hellimci sıkıştırdın, bir decin arasında da sundun bize önümüze. Görecek ilerleyen menülerde nasıl ilerleyecek sistem. Görecek, aksam çünkü bayağı değişti. Bir iki sene kaldım İngiltere'de ben de. Bir iki sene? Yeah. Oh, bak sen. Ara ara gayar böyle aksanta gelir. Ara ara. Noktalar ortak noktalar çıkmaya başladı hafif hafif. Sinan Bey taklit etti konuşmasını Recep Bey'in falan. Ya espri yapmaya çalıştı herhalde diye düşünüyorum. Yani kötü art niyetmiş olduğunu düşünmem. Hiç doğru bulmadım. Ben sevmem. Her koyun kendi bacağından asılır. Bizim bir lafımız vardır Kıbrıs'ta. Gerçi Türkiye'de de vardır bu %100. O yüzden çok da yorum yapmadım. Benim dün yaptığım ıspanaklı böreği sert buldu bazı arkadaşlar. Alt tabanı. Bugün evet. Yediğimiz daha kıtır kıtır bir börektir bence. Bu kıtır kıtır olması lazım. Onun özelliği odur. Ama değil. Yani gazlık gibi derler. Yani ısırdığında o sesi yapması lazım yoksa olmadı. Yumuşak olursa. Crispy olmadı. Aynen, crispy belki ben de crispy gibi yaptım. Ama neden bana diyorsun? Böyle bir eleştiri geldi anlamadım. Hani dün masada öyle bir lanse edildi. Sanki benim böreğimin altı yanmış şey tak, havası tak, verildi. Vurmalar. Yani bence hiç böreğim yanmadıydı. Ve gayet de olması gerektiği ya. Gibiydi. Yanmamıştı. Ay, tabii o bir dilifti yani. Bu bir tabii ki çıtır olması gerekiyorsa ayrı onu bilemem ama bir yanma var mı yani sence? Pişmesinde bir sıkıntı var yanıklık mı? Yanıklık yok ama benim böreğime göre daha serttir. Daha sert. Evet. Ama farklı bir şey ya, öyle mi değerlendirmek lazım? Crispy diyor ya, crispy olunca bambaşka bir şey oluyor ama hani pişirmesinde bir sorun var diyorsan o ayrı yani. Yani yufkayı böyle mu? Bohça tarzı verdi, evet, bohça tarzı. Anlıyorum. Üstü daha sert olacak tabii ki içinde harç olmadığı evet. İçin, ıspanak olmadığı için. Biraz daha ıspanak yemek isterdim, hissetmek isterdim. Az mı geldi? Hani hafif daha lezzeti bu verir, tabii ki verir. Yani yoktur gibi değil ama birazcık daha olabilirdi. İçinde daha güzel olurdu. Cacığı beğendin mi? Cacıkta ben taze sarımsak isterdim. Beklendim. Evet. Nanesi falan güzel. Bir de rende daha böyle hızlı hızlı olan. Evet. Ve o yüzden cacığı biraz sulandırdı. İşte onun kıvamı bayağı zor olur, tutturasın iyi cenek o sularını akıtman lazım. Ben onu gerçekten güzel tutturduydum. Evet. Alacaktın hıyarı edin ya. Rendeledikten sonra da sıkasın suyunu. Elimden çok uğraşmak istemedim öyle. Ayağından yaptığınız yemekleri. Yok canım ben koydum kendini süzgeçin içine da onun içinde bastırdım. Böyle elimle bastırmadım. Öyle olur yani o iş. Suyu o göğsüne daha, çıkmaz. O draineri koyduğunda kendine. Drainer ama sonra sulu kalır böyle efendim. Drainer nedir drainerci? Drainer ama sulu kalır sonra. Kurutucu diyorsun. Ha, ya. Sen beğendin mi Sinan? Cacığı hiç beğenmedim çünkü sadece hıyar ve yoğurt yedim.
Sarımsak mamona bir şey gelmedi. Dadı güzel şeyin. Böreğin. Ama bizim yöremize ait bir şey değil. Değil, evet. Ben de İngiliz değilim, o yüzden yani damak tadıma uymadı yani. Sen yemek programındasın, yani yemekteyizdir adı programın. Ve Kıbrıs'ta çekilir. Tam Kıbrıs'ta çekilebilir ama değişik tatlar istemem. Ben, ben kabul etmiyorum. Bakacaksın beğendiğin tatlar, yeni tatlarla tanışacaksın. Yeni tatlarla tanıştım ben bu tatlarla Avrupa'da ama burada istemiyorum. Neden? Çünkü ben isterim ki bütün Türkiye'deki arkadaşlarımız, Avrupa'daki arkadaşlarımız bizim kendi kültürel yemeklerimizi görsün. Geldiklerinde tatile gelebilirler. Tatile geldiklerinde o yemekleri denesinler. Hmm. Atıyorum Recep'in yaptığı bir yemek vardı, Kıbrıs yemeği. O yemeği deneydim. Tamam, ben İngiliz arkadaşlarımdan yani sürekli yapıyorum Kıbrıs yemeklerini. Ama dedim siz de biraz dönün İngiliz. Şahsen yapıyorum yapacağımı diye özelinde diyor. Yani bu konuda Sinan'a katılırım. Yani ben de menüde şaşırdım. Yani birkaç, en azından bir iki çeşit Kıbrıs yemeği beklerdim. Ben de bunu diyeceğinizi söyledim Recep'e. Diyecekler evet. Dedim bu elbette. Cacık da cacık değil ama. Cacık da cacık değil. Yani çok ilginç. Değil. Yani bu böyle. Ama bu diyor farklı bir cacık diyor. Böyle yapılır diyor. Tozlu. Hayır. Bak. Zaten 3 gündür cacık yedik. Şimdiye asla kadar şey değil ha. Tek cacık evet. Benim evimde de asla lafımızı demeyin. 3 gündür aralıksız kesel, cacık. Olabilir. Her yerde cacık. Şeye katılırım, üstü şey oldu. O crispy dediğin değil yani. Asıl bildiğin çok sert oldu yani yenmez şekilde. Ben zaten gördüğünüz gibi. Onun için razıya onu sordum. Crispy evet. Mi sert mi yani? Değil. Pişmesinde sert bir sorun değil. Var. Yoksa crispy çok kuru oldu. İç harcı güzel oldu. Tadı şeyi yerindeydi. Tadı güzel. Burası yenmez ama yani. Ama cacık. Alakası yok. Bu konuda asla şey geri adım atamam çünkü dün çok güzel bir cacık yedik. Geri adım atmaya gerektirecek bir şey yok bugün zaten. Bugün buna bizim çok ciddi tepki vereceğimizi tahmin etmiş olman lazım ettim hazırlarken. Ha, evet çünkü 3 gün yani cacık yedik. Hayır ilk günde biraz suluydu. Kaşıkla evet. Yedim. Ama hatırlayın. Benim yoğurt süzmeydi. Evet. Bu süzme mi bu yoğurt? Ne? Süzme yoğurt değil hayır. Gördün benim yoğurdum süzmeydi diye öyle. Yani daha pahalıdır demek istemem ama. Niye normal yani, yoğurt kullandın? Olabilir tizikiye öyle. Tizikiye biraz daha yakın olsun. Şimdi bir dakika şurada bir normal yoğurt. Müdahale etmem. Tizikiye yakın olsun. Şimdi bu normal cacıktan bekliyoruz. O zaman tiziki yazacaktı evet, mesela. Evet cacık diye yazıldı. Cacık diye puan verdi. Güzel niye süzme koymadın? O süzmeden olmuyor diyor. Yani onun ikisinden ayırt etmiyor. Hayır ama çok süzme zaten. Tek süzme yoğurt da değil. Yani bu da değil. Ama böyle olması gerekiyorsa. Çünkü yanında lazım biraz. Tiziki yazsaydı o zaman. Biraz sos gibi olsun yanında. Bizlik bir şey yok orada. İsmini farklı yazabilirdin. Olabilir. Sen nasıl buldun Ayşe'ciğim? Ben böreğin içini çok beğendim. İçi çok güzel, çok lezzetli evet. Ama biraz kurumuş üstü. Yani crispy'nin birazcık, biraz daha sert oldu crispy'den en üstü. Yani biraz zorlandım yerken. Çıtır. Ama iç harcı, iç harcı çok o lezzetli. O kıtır biraz. Evet. Yani... Gard. Yani gard bu zarafetin... Gard değil de. Hayır alacağın diyor, gardtır. Ondan sonra... Gabira. Gabiracık. Gabira değildi ama onun kulağı. Gabiristoydu. Yani Gabira'nın bir tık... Gabira değil. Gabirgaz. Bu da Gabira değil. Değil. Evet, yok yanmadı ama... Yok yanmamış. Yani. Biraz ama öyle bir dakika daha kalsaydı sert. Kömür olacaktı gibi. Ama iç harcı çok güzel. İç harcı güzel. Cacık çok sulu. Çok sulu. Yani arada kaldı. Taze sarımsak kullanabilirdi. Cacığı mısır. Sarımsağı sezdin mi sen içinde? Çok fazla değil, çok hafif geldi bana. Yemek zorunda demek kaldım. Demek toz bir sana geldi. Peki, eleştirilerinize katılıyorum ortak olarak ben de. Lezzetli. Cacık hani böyle oluyorsa o başka mı? Birazcık daha tuz ve sarımsak isterdik. İsterdim. Yani, yani bu da bize gösterdi Zuhal Hanım. Benim böreğim dün altı sert değildi. Gayet yenilmesi olması gerektiği yok, gibi. Yok, o da sertti, bu da serttir. Yok, sert değildi yani. Ben bunu kabul etmiyorum. Sert. Yani, yani üstüne göre altı biraz daha sert. Çünkü şunu fırın verelim. Tepsisinin üzerine oturan kısmı altıdır ve dolayısıyla daha çok sıcaklık alır. Yani ama mesela keserini alanam altı zor keser. Benim böreğimin hiç sert değildi altı. Aynı fırında pişti ve küçük bir tepside olduğu için muhtemelen hepsinin aynı pişmesi gerekirdi. Kardeş o yufkanın üstünü kesinlikle yiyemedik zaten. Vurdum ben de böyle düşürttüm bohçayı. Yan başını kestim böyle testinin başını kıranga. Yedik içinde bir şeyler yani çok sert oldu. Bugün yediğimiz bohça gibi yoğurmuş bir şeyler yapmış. Üstünü hiç yemedim. Kesinlikle Raziye'ninkinden çok daha kötüydü. Eğer onun kıvamı crispy ise öyle dediniz. Biz de inandık buna. Bu ama yediğimiz crispy değildi. Çok daha vuru, çok daha sert. Üstünü direkt kestim ve ayırdım yemedim.
Bence sevgili. Eşit yükseklikteydiler. Biri altta, biri üstte yani olsa belki benimkinin altı daha yumuşak, sizinkinin daha sert olabilir. Ama sonucu bilebiliriz. Canım, pişirme yöntemi bir böreğin aynıdır. Yani tepsiye nasıl koyulup pişirdiğini hepimiz bilirik. Evet, ama bütün yani böreklerin altı daha çok kızarak olmaz. Üstüyle eşit olması gerekir. Benim yediğim böreklerin öyle olur. Lügatım yetmez benim sizin şeylerinize. Tiziki. Tiziki. Yani tizikimsi değilim, tizikimsi. Tam tiziki de değil. Ortada kalmış biraz. Aynen. Yani. Tam olarak şimdi hani orası hayır, öyle yapıyordur. Hayır, sos gibi de değil. Sulu, daha sulu bir şey. Sen de maşallah bitirdin ama. Bir tane bitirdim. Ben hayır, cacıktan sonra beğendim diyor şeyini. Hayır, cacığı denemek istedim. Ben bir defa çünkü cacığa baktım, kıvamı nedir, sarımsı almaya çalıştım, var mı birkaç yok kere yiyin ama tuzuna tabii, bak, kıvamına bak, iyice bir bakmamız lazım. Zuhal Hanım, ben bütün yemekleri yiyeceğim. Bravo. Çünkü çok açım, aç geldim. Yani yedin, hepsini bitirdin daha işte düşük puan verdin ya da yüksek puan verdin. Zuhal Hanım bir şey söylemez ama ben gömerim. Yok sen de gömme, birin peşin söyleyeyim ben. Hiç bu güzelliği bozamam asla. Ben senin yerine gerekli mi daha ben peşin ya, peşin söyleyeyim de açım diye yiyeceğim yani, yiyeceğim daha. Üç gündür zaten cacık kollar. Bugünkü cacık da değil, cacıkımsı. Bak cacıkımsı yaz. Ben hiç yemedim ya cacıkımsı bir şey. Ben ona tam not vereyim. Cacığı rendelenmiş salatalık kullandı. Benim dün salatalığım doğranmıştı. Minik minik kesilmiş salatalıktan kullandım. Süzme yoğurtla yaptım. Sarımsak tozu kullanmış. Keşke sarımsağın kendisini kullansaydı.